Umarım bu sefer olur. Arkadaşlar, bizim sesimiz geliyor mu? Önce onu sorayım. Evet, bizim sesimiz nasıl? Sesimiz geliyor mu? Ses için geri bildirim. Ses çok iyi. Peki. O zaman şimdi Zülfikar Hocam, seni bekliyoruz. Evet Evet hocam. hocam. Zülfikar Hocam, diğer hocam ses. Hocam, bizim ses oradan geliyor herhalde. Vermeyecek internet. Bu yayını yapmam. Şimdi geliyor mu? Şimdi Geliyor hocam, geliyor. oh be. Ha, Oh, tamam tamam ya, süper. tamam şükür. Kapattım kulaklığı da atıyorum bir kenara. At Tamam. hocam, ha şöyle Oh, ya, oh. işte Aman, rahat. gözünüz aydın. Gözünüz Aha. aydın, aynen hocam, Nasılsınız? Süper. aynen. Süper. Arkadaşlar, kusura bakmayın, herkes Evet. duyuyor değil mi şimdi? Evet. Ne Ben sizi diyorlar? Zülfikar duyuyorum, Hoca'nın evet. sesi gelmiyor. Geliyor Biz de artık ya, biz duyuyoruz. duyuyoruz. Geliyor artık Vahap sesi. hocam, hoş geldin. Duyuyor musunuz Zülfikar Hoca'nın sesini? Tamam. Herhalde. Öyle anlaşılıyor. Yaşasın diyorlar. Ha? Demek ki tamam. Evet. Sever Oldu. Hanım, tamam herhalde, değil mi sesimiz? Evet. Tamam. O zaman biz az önce sizi beklerken birazcık tanıttık. Biraz da tanışma hikayemizden bahsettik. Şimdi biz kendi açımızdan bahsettik tanışma hikayemizden. İsterseniz şimdi bir de siz anlatın. Nasıl bir tanışma oldu Yani hocam? bilmiyorum hocam, duydunuz mu siz onu? Biz bu resmen bir bizde Serdar Hoca işte şey dedi, benim kardiyoloğum bana K2 K2 öner öneriyor. dedi. Bir dakika ya dedik, K2 öneren bir kardiyolog mu var? Biz hemen kendisiyle tanışmak istiyoruz İşte dedik ve onun üzerine evet hatta geldik. gelmiştik. İlk Nurçin'in muayenesini yapmıştınız. Biz de sizi bir Evet. tanıyalım demiştik. Herkese tekrar iyi akşamlar, kusura bakmasınlar. Vallahi çok hazırlık yaptım herhalde, ondan nazar değdi diye düşünüyorum. Evet, Bu evet. şey bayağı Kesinlikle. birkaç günden beri. Bu arada Nihal de iyi akşamlar Merhaba, diyor size. Nihal. Nihal'i de Belki tanıdık. bulaştırırsınız diye böyle Tabii. kenara Evet, evet. getirdim. Yani Nihal'i Nihal'e bulaştırmamız kesin şart. Çünkü gerçekten biz mesela bugün bu gelen sorular arasında bile ona soracağım, yönelteceğim soru var. Onun için Tamam. Tamam değil mi? evet. Evet. Evet, Nihal Hanım Şimdi da yeni katılanlar için evet. hatırlatalım. Zülfikar hocamızın eşi Doktor Nihal Daneoğlu. O da jinekolog. Özellikle doğal doğum yaptırması ile ünlü diyelim. Ben hep görüyorum Fonksiyonel Instagram'da. tıbba bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet hocam, söz Evet, sende şimdi şimdi. sizi dinliyoruz. Evet, valla ben aslında işte Ege mezunuyum. Uzmanlığım da Ege. Böyle sonra bir özel hastanede bir 10 sene kadar çalıştım. Orada tabii rutin bildiğimiz SGK rutini çalıştım ama bayağı bir yorulmuştum. İşte anjiyosu, yoğun bakımı, şu su, bu su, hakikaten böyle bir muayenehaneye geçtim biliyorsunuz. Muayenehanede kendi halimde keyifli, mutluydum. Bir rahat bir çalışma ortamı. İşte gelecek hasta, reçete edeceğiz. Şeyse, ama ondan sonra bakıyorum tabii insan ilk günlerde biraz zaman da bol şey yapıyor. Biraz tabii hastalara daha çok zaman harcamaya başladım. Daha çok konuşma zamanı, yani benim yapmak istediğim şeydi. Sonra ya bir tabii benim de kolesterolüm yüksek. Bir gün işte hani bu ya kilom da fazlaydı o zaman. 85'leri falan bulmuştum.
Ama bundan kurtulamıyorum. Böyle yavaş yavaş ya dedim hastalara hani biraz daha güncel yeni bilgiler verelim. İşte başladık bir Joel Fuhrman'ın kitabıyla kilo vermeye başladım. Kolesterolüm çünkü ilaçla düşmüyordu hiçbir şekilde. Oradan kitap okumaya başladım. İşte oradan yeni bu hastalığın geriletilebildiğine çünkü çok iddialı bir kitap ve şeyse bence hala çoğu şeyi mantıklı ve haklı çıkıyor. Neyse bir sonra ya ben şeyde Coenzyme Q'yu L-karnitini falan kullanmaya başlamıştım zaten hastanedeyken de bir gün Faruk Erzin bir şeyde takviyeciler de geliyor çalışıyorlar. Ya dedim bana dedim bir tane şey getir. Elinde bir makale getir. Ben okuyayım bunu yani. Beni ikna edecek bir şeyler söyle. Ondan sonra bu arada tabii ben de diyetle ilgili şöyle ikna olmuştum. Benim normalde LDL'm 220'lerden aşağı düşmez. HDL'de 35'lerin üstüne çıkmazdı. Yarı vejetaryen bir diyetle LDL'm 180'lere 179'lara düştü. HDL'mde şu anda 65-70'lerde. Maşallah. Yani oranlama şeyse diyetin kıymetini anlamıştım ben o zaman. Neyse Faruk Erzengin'in bir makalesini okudum. Size de göstermiştim. Orada tabii şeyi K2'den bahsediyordu. D vitamininden bahsediyordu. Ha dedim şeyse ikna etti bir koroner BT görüntüleri. Neyse K vitamini yazmaya başladım ben hastalarıma. Serdar abi de Hegel Hub'ın sahibi benim hastamdı. İşte duyuyorlar ismimi ya filanca uzun süre bakıyor filan diye. Sonra bir gün bir telefon geldi. Dedi ki yanında değerli insanlar var. İşte sana kontrole gelmek istiyorlar bir şeyse yarın. İşte tamam dedim yani kimdir? Ya dedi işte de bir grup dedi sağlıklı yaşamla ilgileniyorlar. İşte bir beyefendiyle hanımefendi geldiler. Çok son derece nazik. Oturduk, konuştuk. Ne düşünüyorsunuz işte filan. Bu K2'yi nereden duydunuz? İşte ben demiş şey dedim gerile şeyde. Sonra Nurçin Hanım'ı muayene ettim. İşte ben de o zaman insan vücudunun öyküsünü okuyordum o zaman kitap olarak da. Yani artık hani bazı şeylerin yaşam tarzı, epigenetik problemler olduğunu ama o evrimsel biyoloji şeyiyle alıyordu. Pırıl pırıl çıktı nazar değmesin. Nurçin Hanım'ın damarları her şey süper. Hakikaten 18 yaşındaki genç bir kız gibi. Maşallah maşallah. Sonra ben dedim ki ya ben bu işleri seviyorum ama yani filan böyle. Ya dediler hocam biz de işte mesela işte omega 3 indeksinden bahsettiler. Magnezyumdan bahsettiler. Coenzyme Q. Yani şey o zaman konuştuk. Ben dedim ki hani bu bir adaptasyon işi. Kesinlikle yaşam tarzı, kalp hastalığı yaşam tarzıyla ilişkili. O günden sonra işte orada şey yaptılar. Mutlaka görüşelim hatta şey yaptılar. Biz dediler farklı farklı biz klasik göstergelerle yetinmiyoruz. İşte şu testlerimizi yaptırdık. Şu takviyeleri işte şuna göre kullanıyoruz. Böyle ilk defa fonksiyonel tıp kelimesini ben sizlerden duydum. Ondan sonra kitabını aldım. Hocam çok pardon. Yorumları kapatırsak hem daha iyi görecek arkadaşlar. Evet. Yorumları açacağım. Sadece şu konuşma kısmında birazcık kapatalım. Sonra tekrar açacağım yorumları. Evet. Evet. Evet şimdi sizi evet, şimdi daha net göreceğim. Evet. Sonra beni işte ben kitabı okumaya başladım ama benden tabii bir yavaş bir adam olduğum için hemen bir cevap gelmedi. Böyle bir sürede beklemişsiniz Nazan Hanım'la konuştuğum kadarıyla. Herhalde de şeyse girecek girmeyecek falan böyle. Ondan sonra ben kitabı aldım. Fonksiyonel kitabı, Mustafa Atasoy'un fonksiyonel tıp kitabını. Sonra baktım ki ya bu benim yapmak istediğim şeymiş. Çünkü hakikaten web sitemi ilk yaptığım zaman ilaçla ilaçsız tedavi mümkün mü diye bir başlık açmıştım ama altını doldurmamıştım. Ve o günden sonra işte okumaya başladık. Tabii okuyunca hani ne kadar çok okuyunca o kadar da bilmediğimizi anlamaya başladık. İşte yeni şeyler yani hani daha önce kafamızda olan soru işaretleri, günlük hayatta karşılaştığımız
sorunlar veya nasıl diyeyim, girdiğimiz kısır döngünün nerede olduğunu anlamaya başladık. Yani dedim ki hakikaten bu özellikle mesela hipertansiyon, yani başka bir şey söylemeli yani insan. Çünkü yani beni bağlanan tarafı şuydu. Yani insanlara en iyi stenti koyuyoruz, en kaliteli anti işte kan sulandırıcı veriyoruz, en güçlü kolesterol düşürücüleri veriyoruz ama yaşam tarzına dikkat etmezse hasta, sonuç aynı oluyor. Evet. Anahtar orada dedim. Kendimden başlayarak bunları uygulamaya başladık. İşte ondan sonra tabii işin içine girince biraz da merak da varsa hakikaten bu işten keyif almaya başlıyorsunuz. Hasta ve ciddi anlamda bu işin talebi de var. Yani bir şey var. İnsanlar buna aç hakikaten. Yani bunu kendi meslektaşlarıma da anlatıyorum. Yani diyorum ki yok canım hani filan işte şeyde. Yani başta tabii yüzeyden bakınca sanki bir vitamin destek, işte hangi vitamin içeceğim, nasıl içeceğim olayı gibi görünüyor ama bambaşka bir yani evet. Hani kullanma mekanizmasını çözmeye çalışıyorsunuz aslında. Çok ince ayarlarıyla. Evet, kesinlikle. Hocam şu Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin enstitüsünün o kurslarına kaydoldun ve oradaki çalışmaları böyle not aldın. O notları böyle bir blok nota işlemiştin. O blok not böyle kolaylarda bir yerde mi? Bir kısmı. O şeylerin bir kısmı. Bunların o şöyle bir gösterebilir böyle... misin? Şöyle bir içini açıp şöyle bir içinden şöyle bir gösterirsen arkadaşlara yani bu normal bizim hep biz diyoruz ya bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. İşte mesela ki bilgilerini güncelleyen bir doktor nasıl çalışıyor? Yani nasıl notlar alıyor? Onu görmenizi çok arzu ediyorum. Evet, geçen sene Ocak ayında başlamıştık. Şimdi bu şöyle, ben biraz böyle algoritma gibi çalışırım. Yani matematik bir beynim matematiksel çalışıyor. Bir algoritmayla okuyup yazmam lazım. Ya numaralandırmam lazım ya başlıklar altında toplamam lazım. Mesela birinci şeyde ilk sunum kronik hastalıklar 6 adımda çevirip iyilik haline geri çevirmemiz mümkün mü? Mark Hyman'ın sunumu. Onunla başlamışım. Bakın bunları ondan sonra ya orada dursun, ben şöyle çeviririm. Şöyle notlarımı bakın alıyorum mesela. Bu kurs daha kurun bir kısmı, yani birinci şeyi. Onun dışında mesela go to eat system, yani hastanın bilgilerini toplarken belli bir sistematiğe göre şey yapmamız gerekiyor. Onunla işte bilgileri topla, organize hastaya, bu hastanın onu anladığınıza dair bir şeyler yapmanız lazım. O hastaya hikayesini anlat ve seçenekleri belirle, önceliklerini belirle. Ona göre aşama aşama işte şeyse mesela şu kısımda bağırsaklarla ilgili işte disbiyozisle ilgili kısımlar. Tabii bu bir tanesi. Mesela işte, gıda intoleransları. Oo, evet. Bunları hakikaten bayağı bir emek harcadık. Bu şeylerle, onun dışında mesela bu bugünkü konulardan bir tanesi şeydi. Sorulardan bir tanesi hani bir ya işte polenler burnum sinüzitten kurtulmuyor. Bunun bir şey var mı? Evet. Evet. 25 senedir burnum tıkalı, burundan nefes alamıyorum sorusu dışında, leaky gut işte ya da geçirgen bağırsak. Bu bir tanesi sadece. Başkaları da var. İşte devamı burada. İkinci cilt. Evet. Allah kolaylık versin hocam. Şimdi tamam. Ben sadece şunu yani... söyleyeceğim. Bir tek açıdan aslında fonksiyonel tıp uygulamaya hazırdın. O da muayene etmeye hastayı ayırdığı süre açısından. Hani fonksiyonel evet. Tıpta klasik tıptaki gibi kısa sürelerde olmuyor görüşme. Daha uzun sürüyor. İşte hastayı dinliyorsun.
bir sürü bilgi alıyorsun. Çok başkalarına göre çok ayrıntı gelen konularda da bilgiler topluyorsun. Hatta öncesinden hazırlanıp formlar dolduruluyor. Evet. Sonra da açıklamalar yapılıyor. İşte o açıdan bence fonksiyonel tıp uygulayıcısı olmaya çok yatkın ve hazır olduğunu söyleyebilirim. Ben geldiğim zaman hiç böyle bir doktorun şeyde bilgisayarda açacak, şematik olarak anlatacak, açık filan hiç daha rastlamamışım. Ben de buna çok önem veririm. Yani açıklama isterim. Beni ikna etsin, açıklasın. O mekanizmayı, bir problem varsa onu duymak isterim hakikaten. O açıdan iyi oldu. Yani o hazırlık zaten vardı. Ben de çok kısa hocam, şimdi bu soruların içerisinde en çok bugün gelen soru, benim damar bu kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Evet, kan sulandırıcı ile beraber K2. İçiyorum, ondan sonra K2 alabilir miyim sorusu geliyor. Evet. Ancak ben bunu bu soruya geçmeden önce çok kısa bir şey anlatmak istiyorum ama hocam bir dondunuz. Tekrar gelirsen onu anlatmaya devam et. İstersen. Hocam bir dakika şu yoruma bir açayım. İnsanlar... Hocam bir dondunuz ama evet hoca çıktı. Bir daha girecek. Merhaba. Evet. Bizim sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Bir sesimizle ilgili bilgi verirseniz bize çok mutlu olacağım. Hepinize merhaba diyoruz. Hoca dondu, çıktı. Şimdi hoca tekrar gelecek. Hocayı alacağız tekrar yayına. Henüz bağlanmadı hoca. Evet, bizim sesimiz geliyor. Şimdi hocayı bekliyoruz. Evet, evet. Zülfikar Hoca geldi. Evet, Zülfikar Hoca'yı ekliyoruz. Evet, evet hocam geldiniz. Evet. Bu saatlerde çok canlı yayın oluyor. Evet, herhalde evet. Ben de ondan şey söyleyeyim. Birileri girince. Evet. Şimdi biz burada Nurçin'den beraber kaç yıl önce, bir herhalde 4 veya 5 yıl öncesi bir bizim Datça'da bir şey vardı, bir konferans vardı. Belediye organize etmiş, ona gittik. Muğla Üniversitesi'nden de bir kardiyolog doçent gelmişti. Bizim mesajı, bize cep telefonumuza mesaj gelmişti. İşte bu tansiyon hapı kullananlar, işte kan sulandırıcı kullananlar mutlaka bu şeyi izleyin diye. Gittik toplantıya. Kardiyolog arkadaş başından başladı. Hep böyle o kan sulandırıcının önemini anlatıyor. Yani o kadar önemli ki o kan sulandırıcı. Yani kan sulandırıcı ilacı mutlaka içmeniz gerekiyor. Tamam, çok güzel. Daha sonra olay şeye geldi, beslenme ayağına geldi. Beslenme piramidinde en altta tahıllar, ondan sonra mısır özü yağı, ayçiçek yağı, o tür yağlar, mısır, şeyler yukarıda. O sağlıklı yağlar falan yukarıda o piramitte. Ben de şey dedim ki, bu benim bildiğim dedim, mısır özü yağı, İşte ayçiçek yağı gibi yağlar, omega 6 ağırlıklı yağlar. Bunlar da omega 6 ağırlıklı yağlarda damar tıkaması yapıyor. Siz bir taraftan damarı tıkatıyorsunuz, öbür taraftan damar açmak için kan sulandırıcı veriyorsunuz. Bu ne iş dedim, yani bunu nasıl açıklayabilirsiniz dedim. Öyle geveledi, böyle geveledi. Şimdi... cevap alamadık tabii ki, yani sorumuza cevap gelmedi hiçbir şekilde. Çünkü sanıyorum ve ondan sonra da öğrendik ki tıp fakültelerinde maalesef doktorlara beslenme hastalık ilişkisi yeterince öğretilmiyor. İşte beslenme sağlık ilişkisi yeterince öğretilmiyor. Dolayısıyla sizler işte hep bunları öğrenerek 60'lı yıllarda geliştirilmiş besin piramidi.
Aynen. Referans Dietary Index diye bir şey var, bir kurum var. 1963'lerde, bir de 1977'lerde güncellenmiş benim bildiğim. Daha doğrusu DRG Şimdi diye. şeyleri, yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar açacağım yine. Evet hocam, dinliyoruz. O bahsettiğiniz bunlar. Dietary veya diyete, beslenme referans endeksleri diye şeyler var. Zaman zaman güncelleniyor ama şimdi demiştim, ben kendimden önce bahsediyorum. Gerçekten hani dediğim, ben şöyle söyleyeyim, yani en güçlü ilacın 20'liğinden, onun bir altının 40'lığına denk gelen bir kolesterol düşürücü kullandım. LDL'm 220'den 212'ye düştü. Ta ki beslenmeye kadar. Amerika'da bile sadece tıp fakültelerinin %30'unda beslenmek anlatılıyor. Şu anda ben sizin bu canlı yayına katılacağım diye bir harika bir beslenme kitabı okuyorum. Süper tabii, ama o da hala bu FDA'nin ya da işte şeyin önerdiği, tabii piramidi kullanıyor ama açıklamaları falan süper, mantıklı. Hakikaten yani nasıl diyeyim, yani bir işte bir arabamıza sizin benzetmenizde yanlış yakıt koyuyoruz. Yani bu şeyse işte, mesela işte hemen anlıyorsunuz, eğer sadece biniyorsanız, kendi arabanıza siz biniyorsunuz sadece, anlıyorsunuz yani işte benzinde ya da mazotta bir sıkıntı var. Yani bu arabanın çekişinde bir şey var. Biz bunu her gün defalarca, yani işte proteiniyle, yağıyla, şekeriyle, işte vitaminiyle, mineraliyle, onun dışında diğer yani şeyse, aslında biz hani biz bir besin aldığımız zaman bir şey alıyoruz, bir karışım alıyoruz. Tek bir şey almıyoruz. İnsan diye ben bugün o mesajı özellikle vereceğim. Ve geçenlerde ben D vitamini ile ilgili bir paylaşım yaptım. Yeri de işte hidroksi D vitamini deri altında sadece bir halkası bir bağ, bu kimyasal bağ dediğim, bilmiyorum, keşke gösterebilsem size bu şeyleri. Mesela bakın, bu şurada şu şey doymuş bir yağ. Her ucu şeyin dalın ucunda bir tane hidrojen bağlı. Biz ne istiyoruz? Biz işte şöyle şeyler istiyoruz. Hidrojeni olmayan C'ler arasında, C burada karbon. Aslında evet, vücut öyle harika bir organ ki, öyle bir mekanizma ki, siz doğru şeyi yaptığınız zaman kendisi otomatikman gereken ayarlamaları yapıyor. Yani şeyse İşte ama bu işte yağ ye, şeker yeme işte filan olayından çok daha farklısı. Şu anda ben şimdi şunu gördüm. 1990'da benim tıp fakültesine giriş tarihim. O günün biyokimyalarını ben bayağı bir şeyi aklımda tutmuşum yani, ama şimdi onların niye öğretildiğini şimdi yeni anlıyorum. Değil mi? Evet. Evet. Genelde öyle yani oluyor. Bir yağ asidi ne işe yarıyor? Gliserol ne işe yarıyor? Bir amino asit nasıl oluyor da proteine dönüşüyor? Ya da işte ne fark var aralarında? Niye 20 tane amino asit var işte? Yağ asitle niye doymuş, doymamış? Ne amacı var? Çünkü bir nokta, yani şimdi mesela ben şöyle yüzüme bir ben kondursam hemen siz farklılığımı anlayacaksınız. Yani evet, burada basit bir ben bile, basit bir şey bile, yemeğin sıralamasında pişirirken bile sıralamayı farklı yaparsanız yemeğin lezzeti değişiyor. Bunu bizim vücudumuz için ses çıkarmadığı için son ana kadar ve dayanabildiği kadar biz tabii bunu görmezlikten, doktorlar olarak da görmezden geliyorduk. Ama olay öyle değil hakikaten. Yani bir sağlık sistemi sadece bir ilaçtan, yani bir tanı koyup ilaç yazmaktan ibaret değil. Evet, olmamalı. Şimdi evet, bu gerçekten böyle. Bence biz yavaş yavaş girelim bu şeylere, sorulara. Evet. Ama siz önce bir bu K2, işte D vitamini ilişkisi, K2'nin vücuttaki fonksiyonu, neden bu kadar az biliniyor? Benim bildiğim kadarıyla ismi daha 2007'de K2 vitamini olarak konmuş. Ondan öncesinde bir şey, X factor mı deniyormuş, neymiş, öyle birileri fark etmiş, hani bir faktör var ama
ne olduğu şey. Ama sonradan ama tam olarak teknik anlaşılır. Teknik kısımlara hiç girmesek evet. Çünkü zamanımız evet. İyicene geçti. Siz bize neden yani vücuttaki işlevlerine bir de işte kan sulandırıcı kullanmayla bu K2 ilişkisi, K2'nin ne kadar pıhtılaşmaya etkisi var? Bu konuyla başlayalım hocam. Şimdi şöyle K vitaminiyle şimdi K vitamininin K'sı koagülasyondan yani pıhtılaşmadan geliyor. İşte yaklaşık bir 100 sene önce ortaya konuyor. Yani bir işte buna sahip olan yedirilmeyen tavuklarda bir kanama oluyor. İşte bunlara çeşitli sebzeler, yeşillikler yedirilince işte bir şeyde bunu araştırıyorlar. Neyse adını K vitamini, K faktör, K faktör diyorlar. Şimdi benle ilgili kısmı şu, sonra D vitaminini biliyorsunuz işte güneşten. Aslında D vitaminine evet. Vitamin dememek lazım. Çünkü gerçekten vücutta üretilen bir şey. Bence bir hormon ya da başka bir madde, başka evet. Bir şey. Yani ismi böyle evet. Kalmış ama vücutta evet. Üretilen bir madde vitamin değil. Şimdi bizde şöyle biliyorsunuz doğuşta işte çocuk doğar, büyür, genç olur. İşte böyle şeyde damarlar pırıl pırıl. Kemikler sapasağlam, damarlarda hiçbir kireçlenme yok ve şey yapıyor ama yaşlandıkça kemiklerimiz gittikçe kireç kaybediyor. Kireç, kalsiyum ve fosfor en çok içerdikleri şey. Yani aslında bizim şöyle söyleyeyim, vücudumuz 5-6 tane malzemeyle yani kiloyla olan kalsiyum, fosfor, işte magnezyum gibi bu şeyler var. Diğer iz elementlerse toplamı bir çay kaşığını doldurmuyor. Bizim eser element dediğimiz. Neyse şimdi bu şeye geleceğim. Hakikaten bizim işlerde de böyle. Belli bir yaşa kadar gençlerde açtığımız damarlar yumuşak. Kolesterolle ilişkili. Ama büyük çoğunluğu 50'yi 60'ı geçtikten sonra damarların içinde resmen kemik gibi kireçli yapılar. Biz bunlara damar kireçlenmesi diyoruz ama sistemin tamamını, şah damarını, kalp damarını, bacak atar damarlarını tutuyor. Şeyde bu sistem yani böyle yaşlandıkça bizim istediğimiz nedir? Damarlarımız kireçlenmesin, kemiklerimiz de kireçli kalsın. Ama bu kalsiyum paradoksu denilen olayda tam zıttı böyle bir şey oluyor. Yaşlandıkça damarlarımız kireçleniyor ve kemiklerimiz tam zıttı kirecini kaybediyor. Şimdi bunun araştırması başlangıç noktası nereden olmuş? Şöyle Linda Demer diye böyle Harvard'lı bir doktor var. O da böyle bir gün şeyde kemiği bu damarın içindeki tıkanıklığı inceliyor. Gerçekten işte orada sadece o kirecin içinde sadece kemikte üretilebilecek bir protein buluyor. Yani bakıyor ki bu kireç filan değil, bayağı bildiğiniz damarın içindeki o darlıklar bildiğiniz kemik yapısı. Bu kemiğin burada ne işi var? Bunu defalarca ve başka çalışmacılar da şey yapıyor, araştırıyorlar ve bakıyorlar ki orada oluşan darlık veya şey gerçekten bir kemik yapısı ve bir kemik metabolizmasına sahip. Yani şey gibi. Endometrioz gibi yani işte rahim dokusunun karın içine yayılması gibi. Bu da şey yapıyor ve araştırmalar bakılıyor ki iki tane protein bu şeyde bir matrix GLA proteini dediğimiz bir protein. Bu kimin akrabası çıkıyor? Kemik GLA proteini dediğimiz yani kirecin kemiğe mi girip girmeyeceğine karar veren şey. Kim aktifliyor bunu? Bunu araştırmışlar. K vitamini. Yani K vitamini öyle bir noktaya denk geliyor ki iki tane GLA proteini var. Bir kemikte, bir tane damarın içinde. Ama aynı vitamin mesela kemiğe gittiği zaman kalsiyumu içeri sokuyor. O GLA proteini, bone GLA proteini aktiflendiği zaman kalsiyumu içine çekiyor. Evet. Aynı vitamin K vitamini şeye gidiyor. Damara gittiği zaman bunu endotel dediğimiz bizim damarın iç yüzeyindeki teflon tabakası gibi tabakaya oraya gittiği zaman tam zıttını yaptırıyor. Kalsiyumu uzaklaştırtıyor oradan.
Peki bu K vitamini diyoruz ama filokinon mu menakinondan mı bahsediyoruz? Yani K menakinon uzun şimdi kısa vadede K2 daha ön planda. Biz aslında gıdalarla çeşitliliğiyle bunların kokteylini alıyoruz. Evet. K2 vitaminin öne geçmesinin sebebi çok daha uzun etkili olması. Evet. Yani bizim bitkilerle aldığımız vitaminlerin içinde de şey var. Ama hani bu aldığımız K vitamini, evet, koagülasyonu, yani bizim şeyde damarlarımızın içindeki kan ve bir yaralanma olduğu zaman kanın durmasını sağlıyor. Ama bu koagülasyondan başka, işte bu bizim söylediğimiz antiaterojenik, yani damar sertliğinden önleme şeyi çok daha uzun. K vitamininin işte daha uzun etkili formlarıyla daha uzun süre sağlanabiliyor. K2 vitamininin öne geçmesinin sebebi bu. Yani sizin ben bir görüntünüzü hatırlıyorum. Damarda kalsiyum plakları vardı. Siz K2 vitamini vererek o kalsiyum plaklarını yok etmiştiniz diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Tabii, yani şöyle çalışmalar o mikro kalsifikasyonları doğru. Mikro kalsifikasyonların küçük kireçlenmelerin gerilediğini gösteren bir çalışma. Faruk Erzengin'in çalışması da bu. BT çalışması. Yani ve aort darlığıyla ilgili mesela bir kalsifik aort darlığı var. Kireç damar kapağın kireçlendiği, onda gerilediğine dair şeyler var. Hemodiyaliz hastalarıyla var. Yani tabii bu bakınca, onun dışında Rotterdam çalışması var. Bu ünlüdür o, bu konuyla ilgili. Yani bizim bitkilerle aldığımız hani vitamin hiçbir işe yaramıyor değil. Ama hani nasıl diyeyim, bazı şeylerde hani bir yerde bir ufak bir takoz koyarsınız, bir de bir tanesinin yanına bir sütun koyarsınız, onu sağlam tutacak. Takozla sütun arasındaki fark gibi fark bu. Evet. Yani, peki burada tabii işte en çok insanların merak ettiği konu, adı da işte K2 diyoruz ama sonuçta bir K vitamini çeşidi. Şimdi bu koagülasyona, yani kanda pıhtılaşmayı sağlayan bir vitamini almaktan pıhtılaşma sorunu olanlar, bu sebeple kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar çekiniyorlar haliyle. Bu konuya bir değinebilir miyiz? Şöyle, yani biz Coumadin kullanan hastalarda mesela, bu kan sulandırıcı Coumadin ya da yurt dışında bir şey yaşayan hastalarımız Warfarin diyebilir. Yani yeşillik yediriyoruz iğneleri. K vitamini kullanamayacak olan, sadece akılda tutulması gereken bir tane hasta grubu var. Coumadin kullananlar, o da K2'yi uzun etkili olduğu için. Evet. Sadece Coumadin kullanır. Ama normal bir kişide diyaliz hastalarında bile K vitamininin bir yan etkisi yok. Sağlıklı bir insana. Çünkü iki çeşit pıhtılaşma faktörü var. Birisi hücrelerle olan pıhtılaşma, birisi de pasif bizim bu K vitamini aracılığı proteinlerle olan pıhtılaşma. Bir tek Coumadin kullanan hastalar, kapak hastasıdır ya da işte başka bir şeyine, ritim bozukluğu hastasıdır, Coumadin kullanıyordur. Bir tek o hastaları da önermiyoruz. Aslında hep sorular geliyor bununla ilgili. Bir grup Coumadin kullanıyorsa bu şansını kaybediyor. Ki şöyle söyleyeyim, Coumadin kullananlardaki uzun sürede zamanın içinde gerçekleşen en sık yan etkilerden birisi ne biliyor musunuz? Kemik erimesi. Evet. Peki evet, onun nasıl önüne geçilecek o zaman? Bir de yani bir dakika. İşte ben mesela genelde bizde şöyle söylenir. Coumadin kullanıyorsan yeşillik yeme filan. Hayır, ben öyle bir şeye katılmıyorum. Ben hastaya diyorum ki yeşilliğini ye, biz ilacın dozunu ayarlayalım. Yeşil çünkü sadece vitaminden ibaret başka şeyler de var. İşte diğer vitaminleri, mineralleri, lifleri alması gerekiyor. Yani ilacı kullanıyorsun diye en önemli sağlık öğelerinden, besleyici öğelerinden birisinden uzak tutmuyorum.
Şeyde ve hani şöyle bu K2'nin önemini ya da K vitamininin önemini gösteren şeylerden bir tanesi dediğim gibi işte bu osteoporoz. Niye çıkıyor osteoporoz? Evet. Kan sulandırıcı kullanımı ne alakası var? Bağlantı buradan sağlanıyor. Şöyle söyleyeyim, vitaminler içinde toksisite yani zehirlenme belirtisi veya vaka yayını görülmeyen veya şu ana kadar hani toksik dozu bilinmeyen nadir şeylerden bir tanesi K vitamini. Şimdi K vitamini diyoruz ama çok birazcık bizim K2. K2. Yani ama şöyle. Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi. Ya şimdi tabii biz rutine geldiğimiz için mesela ben K deyince K2'yi anlıyorum. Siz de öyle anlıyorsunuz. O yüzden bir ama bizim takipçiler onda biraz zorlanıyorlar. Yani... Tabii ağız alışkanlığı ama mesela hani ben şöyle söyleyeyim. Mesela işte balon olmuş, stent olmuş hasta. İşte ya da ameliyat olmuş belli bir zaman içinde tekrar gelmek istemiyor. Veya işte bu şeyse tabii ki yaşam tarzıyla birlikte bunları, beslenmeyle birlikte bunları söylüyorum. Mutlaka K2'yi veriyorum yani. Yani D vitamini, evet. K2 vitamini bunlar aslında bir orkestra gibi çalışıyorlar. Yani kalsiyumu, magnezyumu, evet. D vitamini, K2 vitamini bunlar bir şeyde bir biliyorsunuz bir video yapmıştım bununla ilgili. Hepsi beraber evet. Çalışıyor. Sinerjik bir etki var arada. Tabii bir sadece bir şey yetmiyor. Ve şöyle söyleyeyim benim 2 senelik şu anda 2,5 belki geçmişim var. Stent kontrolü yaptığımız ve ilerlemediğini gördüğümüz hastalar. Birisi bu şah damarında gerileme, benim size göstermiştim. Evet, evet. Evet, şah damarında gerileme oldu. Artı kontrol anjiyosunu yaptım. Stentlerinde bir ilerleme yok. Serdar abide de Serdar abinin stentlerinde de Egelap'ta da onda da bir ilerleme. Başka bir yerde yine dokunulmadı yani veya işte hatırlamıyorum şu anda ama yine şöyle söyleyeyim hani bir benim şu ana kadar edindiğim, takip ettiğim hastalarda ilerleme olmadığını hatta şah damarlarına gerileme dair olduğuna dair evet. Birkaç hasta örneğim var. Söylediğim gibi bu hani Harvard gibi ya da işte önemli bir yerden ilk defa çıktı yayınlar. Hani burada hazırladığım slaytlar da duruyor. O zaman zaman ben paylaşıyorum onu Instagram'da. Hı hı. Yani fark var. Bir şey şöyle bir şey söylemek istiyorum yalnız. Şimdi iki şey bir cümle bir ayrım şey var. Bir beslenme dozu var bir şeyin bir fizyolojik doz deniyor. Bir de farmakolojik doz. Fizyolojik evet. Doz. Yani normal ben günlük hayatımı yaşıyorum. Evet K vitamini almalıyım. Bunu ama belli bir yaş grubundan sonra fizyolojik doz yetmiyor. Farmakolojik doza ve özel formülasyona geçmek gerekiyor. Benim tecrübem kalple ilgili bu. Yani evet. Çünkü tamam madem her şey yolunda gidiyorsa neden yaşlandığımız zaman kemikler gidiyor, zayıf kaslar işte, gidiyor, Nurçin'in Nurçin şu anda 2500 mikrogram günde K2 ama vitamini. K2 kompleks yani alıyor. Ben hem MK4 evet. Hem MK7 karışıyor. Aşağı yukarı 2000 MK4 alıyorsun, 500, evet, 500 MK7 alıyor. Günde. Aynen. Şöyle bir yani aslında bir bu vitaminleri de ve şeyse şimdi mesela B12 folik asidi biliyorsunuz biz kendi aramızda tartışıyoruz ama bir kokteyl olarak alıyorum. Aslında yapmaya çalıştığımız şey doğayı taklit etmek. Ama evet. Orijinal doğayı. Ama evet, yani şimdi evet. Mesela işte şeyde yani ne oluyor da ne değişiyor da işte bir kimsenin damarlarında tıkanmalar başlıyor. Ne değişiyor da kemikleri erimeye başlıyor. Ne değişiyor da mide asidi azalmaya başlıyor yıllar içinde. Bunun peşindeyiz. Yani fonksiyonel tıp da bunun içinde. Şeyde bir klasik işte işte bir bifosfonatla veya şeyle geçmiyor. Hakikaten hani dediğim gibi ayrım şu. Hani yeşillik veya işte tamam evet ama fizyolojik doz ayrı.
farmakolojik yani. Evet, tedavi edici doz. Biz farmakolojik dozdan bahsediyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi mesela tahlil yapılmadan alınabilir mi diye sormuşlar K2. K2'nin tahlili yok. Hiç K2'nin tahlili bakmaya. Yani şöyle, K2 ile bir insanın hani şu ana bir toksisite şeyi yok. Terapetik indeks dediğimiz yani dozu arttırdıkça zarar görme ihtimaliniz çok düşük. Yani böyle bir toksisite bildirimi yok. Bütün en klasik tıp kaynaklarında bile. Hatta yani şöyle zehirlenme yapıyor. 1000-1500 500 ile 1000 arasında tuttu şeyse. Yani hani 90 ile 120 diyor genel Ulusal Sağlık Enstitüsü ama 500 ile 1000 mesela fonksiyonel tıbba daha yakın laboratuvarlar ya da işte kaynaklar 500 ile 1000, 1500, 2000 çıkabilirsiniz. Yani hiç şey yok. Hastaya göre şey yapıyor. Yani idame dozuyla tedavi dozu dedim yine tekrar ediyorum. Evet. Çok farklı. Evet. Şimdi bununla beraber mesela burada birisi de ama şey demiş. İstersen bak şurada burada şu açıklamayı bir yapmakta yarar var. İdame dozu Nazan Hoca bir yayın paylaşmıştı. Orada kilo başına 2 mikrogram diye bir öneri vardı. Hatta Ahmet vücut ağırlığının kilo başına 2 mikrogram. Ahmet Aydın Hoca'nın da D vitamininde o kilo başına 100 mikrogram önerisi. 125 unite önerisi vardı. Şimdi bu D3 K2'ler hazırlanırken bu idame dozlar esas alınarak 1000 üniteye 20 mikrogram K2 kondu. Yani 10 kilo için yani mesela 50 kilo birisi 5000 ünite D3 almış oluyor. 100 yerine 100 alacak. K2 almış oluyor. Yani idame dozları. Bu şeyinkinde öyle. Mesela Venatura'nınkinde öyle. Evet. Diğerlerinde mesela bu K2 biraz daha 11-25. Evet. Çok daha düşük. Yani aşağı yukarı yarısı kadar. Yani burada idame dozdaki o D3 K2'den günde mesela şu anda gidip D vitamin tahlili ettiremiyorum diyor. 70 kilo 7 damla almamın bir sakıncası var mı yok mu? Hem çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. D vitamininin zaten hani biliyorsunuz ben bu işe başlamadan önce sizinle bayağı bir bu konuda inatlaşmıştık. Ama tabii yaşaya yaşaya şimdi hakikaten yani yıllardan beri bir konvansiyonel bir koruyucu şeyde bir alışmış birisinin bir çerçeveden çıkması kolay olmuyor. D vitamini kesinlikle kilogram, hatta ben şöyle söyleyeyim size. Bunun yani artık yavaş yavaş hani bu bunu yapın demiyorum. Ben kendim hastalarıma, takip ettiğim hastalarıma öyle yapıyorum. Yani mesela 80 kiloysa 10 bin üniteyle başlıyorum. Çünkü hakikaten kolay yükselmiyor. Hemen yükselmiyor evet. Kışın. Hemen yükselmiyor, tüketiliyor yani şey var daha fazla yani ben onu şöyle söyleyeyim bir mesela 4 haftayla 8 hafta içinde eğer çok düşükse şu anda 20 bin ünitelik kapsüller çıktı. Ya evet, da benim kardeşim ondan verdim biliyorum. mecbur kaldığım zaman çok şey ise klasik ampulden içiriyorum 300 bin ünitelik içmeye. Çünkü denize düşen yılana sarılır gibi bir durum tabii, var. Tabii, çok tabii. Fark ediyor yani. Şey değil yani böyle hani bir günde iki günde vay D vitamini filan. Şu ana kadar bir tane hasta bizim de takipçimiz ama biz olmadan önce gelmişti. 180-200'lerde ama K vitamini kullanmadan, K2 kullanmadan olan şey var. Şimdi bu 90'la 120 K2 vitaminden bahsediyoruz ya. Evet. 90'la ile 120 yani belki birkaç ay sonra ya da şeyse çünkü insanlar önce ha bu ne işe yarıyor? Bu resmen parça parça herkes bir tuğla bir şey koymaya çalışıyor. Duvar örülüyor. Şimdi bizim belki o 90'la 120'ye güleceğiz. Ya biz ne yapmışız? İyot gibi veya başka bir şey konusu gibi. D vitamini mesela günlük 600 diyor. Ya da 1000 ise 800 diyor. Yani mümkün değil. Yani ben biliyorum. Kendimden evet. Biliyorum. Şey değil. Ben hani mesela ilk zamanlarda gün aşırı 20 bin ünite verdiğim oluyor.
Ekstradan yani damlaya günlük idame dozuna bir şey ise 50'yi 60'ı buldurabilmek için en bazal rakamı o şey yapma bir an önce elde etmek için ampul içiriyorum yani şey yapıyorum ama şunu söyleyeyim hani bir yine soru oraya gelecek bunun çalışması yapılmış en iyi şey en iyi idame yöntemi günlük idame yöntemi. Evet. En sağlıklısı en sağlıklısı güneş ışığıyla almak vücudumuzu. Evet. Aynen. Aynen. Ondan sonra işte haftada bir daha kötü. Ama bir dakika hocam, bir dakika hemen burada bir çok bir araya gireyim. Güneş ışığıyla ışınıyla alma deyince insanlar bugüne kadar yine maalesef böyle saat 3'ten sonra git güneşlen veya 11'den önce güneşlen dendi insanlara. Ve insanlar D vitamini fakir oldu güneşlendiği halde. Çünkü UVB ışınlarının geldiği saatler işte 11 ile 3 arası olduğunu biz 2011 yılında ama ancak. Ama ne zaman 11'e? O yaz aylarında. Yaz aylarında. Önce UVB belli bir açının üzerinde gelmesi lazım. O 40 küsur derece, 45 derece, 50 derece açıyla ancak gelmesi lazım ki UVB gelebilsin. Şimdi önce öyle gelmeye başlıyor. Mesela şimdilerde başladı diyelim ki ama şimdilerde öyle 4 saat falan değil. 1 saat falan ancak o açıyla gelebiliyor. Öğlen saati. Öğle saatinde. Bu giderek böyle yaz ilerledikçe en fazla 6 saat falan gelebiliyor. Bu ve şekilde. Orada şöyle de bir durum var. İnsanlar bir de biz bunları hep rahmetli Nur Çin'de yatsın. Ahmet Aydın Hoca'dan çok şey öğrendik. Canan Hoca'dan da çok şey öğrendik. Orada öğrendiklerimizde hep şunu öğrendik. Aynen o işte. Yani UVB ışınının direkt gelmesi gerekiyor. Birinci koşul o. Yani bir camın arkasından UVB ışını geçmiyor. Bir bulutun arkasından UVB ışını geçmiyor. Giysiden geçmiyor. Giysiden geçmiyor. Yani direkt vücudunuza temas etmesi gerekiyor. Evet. Artı bir de 40. paralel. Öğlen evet. saatinde 20 dakika koruyucusuz. Eğer siz cildinize koruyucu sürer de çıkarsanız yine UVB ışınlarından yararlanamazsınız. Yine D vitamini sentezleyemezsiniz. Diyelim ki koruyucusuz 20 dakika güneşlendiniz. Eğer tutup da hemen yıkanırsanız, liflenirseniz, sabun sürerseniz cildinize bu sefer yine aldığınız D vitamini, sentezleyebileceğiniz D vitamini dışarı atmış olursunuz. Evet. 48 saat yıkanılmaması da öneriliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani sıcak suyla yıkanıyor. Sıcak suyla, soğuk suyla. Tabii ki duşumuzu alıyoruz. Evet. Bu ışık şeyde, yani işin hakikaten ayrı. Mesela en çok sıkıntı çekenler, mesela kuzey yarımkürede 40. paralelin ötesi, güney yarımkürede de aynı şekilde. Evet. Biz yine evet. Türkiye'de 37-42 miydi? Evet. Tarafı. Evet. Bu konuda hakikaten şanssız. Şöyle yani bu ciltte hemen oluşuyor. Cildin altında tamam damarlar var ama bu aynı transdermal terapötik sistemler yani bu yapışmayla. Bu daha eklenecek. 4 işte evet. 500 katı filan daha güçlü bir maddeye dönüşecek. Bu şeyde mesela bir tane Avustralya biliyorsunuz güneş konusunda önemli. Yayınlar mesela bakın bu bir beslenme kitabının içinden aldığım. İşte adam hangi eyaletlerin sıkıntılı olduğunu bu bir diyet kitabı. Aslında bir diyetisyenlerin evet. textbook'u. Evet. Ama bu bile diyor ki otomatikman coğrafyaya bağlamış. Yani ki bunlar çok şeydir, titizdir bu konularda. Belli şeylere coğrafyanın hani coğrafya kaderdir lafını D vitamini için kullanıyorlar. Standart olarak
sesim? Duyuyoruz hocam. Zaman zaman bir, böyle bir kesilme ses, oluyor ama sizin görüntü dondu. Duyuyoruz. Bizim beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam duyuyoruz. Şu anda duyuyoruz. Bir dakika bir yorumları bir açıp bir yorumlardan bir düşünceleri bir alalım. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Evet, sesimiz geliyorsa bir yazar mısınız? Ses kesiliyor deniyor. Ses dondunuz diyor. Hocam dondunuz şu anda. Hocam. Bizim sesimiz evet, geliyor mu arkadaşlar? Bizim sesimiz evet. Evet. Tamam, Zülfikar Hoca dondu. Tamam, evet, Zülfikar tekrar... Hoca'nın demek ki bak Datça'nın gözünü seveyim. İnterneti evet, daha iyi bir şeyden. Şimdi istek geldi. Geldi mi? Tamam Cevher Hanımcığım, mesaj alınmıştır. Biraz önce senin tamamı gitmişti. Yani hocamızın sesi biraz önce tamamen gitmişti diyorlar. Hocam güneş koyacağız, yüzümüzde de mi sürmeyeceğiz? Şapka. Biz bir tane büyük UVB dayanımlı şapka var. Hatta biz bir gün böyle bir D vitamini konusunda, yani güneşlenme konusunda deneyimlerimizi evet, paylaşalım. Belki çok güzel olabilir. Biz o şeyden kullanıyoruz. Hemen şuradan sorunlardan hoca gelene kadar bağlanıyor diyor. Çok karıştı. Niye? Yani hiç karışacak bir şey yok. Her zaman söylediğimizden farklı bir şey söylenmedi. Rengin hocam hoş geldin. Esmer ve sarı ciltler evet sürekli almak lazım. Aynen katılıyoruz hocam. Orası da donluyorum. Yok, yorumlar akıyor. Bir dakika ben hocayı bir daha şey yapayım. Hoca çıktı. Bir daha ekliyorum. Evet hocam. Tamam oldu. Evet merhaba. Valla ilginç. Hocam bizde... bu şey ilaç sektörü bu D vitaminini K2'yi sevmiyor. Ben söyleyeyim tamam. Vallahi bir şey. Yani onların çünkü bir 50 şey 2 bu gerçi pahalandı o ampuller. 2,5 liralık bir ampuller. Hani insan mı tedavi edilir? Evet. Evet sen sorular devam et. Şimdi birkaç tane ilginç şey vardı, soru vardı aslında. Ben de merak ediyorum. Ben şu yorumları tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Bu birkaç kişiden böyle duymaya başladım. Şeyi son zamanlarda bu nonim meyvesi ekstresi ve nitrik oksit bu bağışıklık üzerinde etkili midir diye bunu birkaç kişi de daha önce de sormuştu. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Nonim meyvesi nitrik oksit. Evet. Ya duydum şimdi bu yani birçok şeyde bir kere meyvede ve bu renkli meyvelerin çoğunda anti ve de fitokimyasallar evet, mevcut. Evet. Fitokimyasallar. İşte bunu kullanan kendimi çok iyi hissediyorum. Yok işte sivilcelerim geçti. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Evet. Ama ben açıkçası biraz bu konudan durdum. Evet. Çünkü şey var. Yani kullanıcının veya işte satanın bu işten bir zincir var. Bir kârı var. Açıkçası evet, maddi evet, konular giriyor işin içine. Yani evet. Çünkü üstelik de bu bir network marketing'de network pazarlanan bir network şey marketing'e giriyor. Ben açıkçası biraz o konuda bir de biraz o konuda çok çünkü çok da aşırı iddialı girilince işin içine ben uzak evet, durdum açıkçası. Çok iyi. Mesela çok yazdım yani benim iyi niyetle yazdığım bir hasta bunun bu adam bu işten para kazanıyor diye. Çünkü sistem öyle yürüyor. Evet. Yani çünkü psikolojik bir şey de olabilir. Ben o yüzden o işe uzağım açıkçası. Tamam. Çok güzel.
Şimdi bir de iyot alımı hakkında bilgi verebilir misiniz? İyotun kalp atımını değiştirdiği doğru mu diye sormuş birisi. İyotun böyle etkisi İyotun, var mı? İyotun böyle bir etkisi yok. Tamam. İyotun böyle bir etkisi yok. Valla şeyle yani hani şimdi klasik kaynaklar 1000 mikrogram yani 1 miligram diyor ama o yine 60'larda 70'lerde çıkmış kaynaklar ama 6.2 miligramdan 50 miligrama kadar tedavide kullanılıyor. Ama bu dediğim gibi yüksek dozları ve şeyse kişi kafasına göre hani işte böyle şeyde bir idame dozlarında hani 1 gram şey 1 miligrama kadar gayet şey bir şekilde şey oluyor. Toksisitesi duyuyor şu, geliyor mu şimdi sesim? Duyuyoruz hocam. Ha. 1 miligrama yani kadar toksisite 1 miligram klasik kaynaklar bile fonksiyonel evet. Tıp da aynı şekilde evet. Bunu şey yapıyor. Kullanılabilir. 1 evet. Miligrama yani, kadar. Hocam ama şöyle sorayım o zaman. Biz mesela bu 150 mikrogram var bu damlalarda yeni çıkan. Biz mesela onlardan şu anda biz 4 damla alıyoruz. 6-7 damla ediyor sizin söylediğinizden. En üst seviye. Evet. Evet. Evet, 1000 miligram. O yani onu böyle herhangi bir tahlil yapılmadan bile alınabilir idame doz evet, olarak. Bu şeyse evet üst limiti bu. Klasik evet, kaynakların bile fonksiyonel tıp enstitüsü de bunu kabul ediyor. RDA'yı 1000 mikrogram olarak kabul ediyor. Yani 1 miligram. Yani bu tamam. Yağlı damlalardan 6-7 damla ediyor bu. 6-7 damla tamam. Hı hı. Bunu da şey yapmış olduk. Şimdi uzun bir soru şey olmuş. Ha, bu aslında evet bu Nihal'e soracağım soru oralarda mı? diyor ki tamam. Merhaba. Merhaba tekrar. Şimdi demiş takipçimiz. Son iki hafta içerisinde iki ayrı doktor 8 olan D3 değerimin bir sorun yaratmayacağını dile getirdi. Sizin de belirttiğiniz gibi öneminin doktordan doktora değişen bu vitamini almak konusunda bir sorun var. 28 haftalık hamileyim. Bu sebeple çekincem olmalı mı? Gebelik durumu yapılan D3K2 hesaplamasını etkiler mi? Yapılan bu tahlil herhalde. D3K2 ile birlikte B12 ve magnezyum gebelikte alınmasının herhangi bir sakıncası var mı? Bunu sormuş. Önce ben şunu söyleyeyim. Ondan sonra şey yapacağım. Yani bence 8 olan bir D vitamini seviyesinde hani almalı mıyım diye değil. Acaba almazsam neler olur diye kaygılanırım ben olsam diye düşündüm. Yok kesinlikle öyle. Aslında gebe popülasyonunun çoğunda değerler böyle. Hani biz 20'lerde 30'larda çıkarsa hani senin D vitamin düzeyin fena değilmiş gözüyle bakıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Son 2-3 yıla kadar D vitamin düzeyi gebelerde rutin bakılan bir test değildi. Birçok hekim de hala bakmıyor ve hani önemsemiyor. Hani önemi üzerinde durmuyor. Ama hani 8'li değerler 30'a kadar bence çok kritik değerler. Hani böyle bir durumda ben özellikle yüksek dozlarda başlıyorum hatta. Hani 20.000 TL falan başlıyorum. Hani 50-60 kiloluk bir cebede bile. İlk bir ay biraz yüksek dozda başlıyorum. Sonrasında artık gene kilogram yani 10 kilo başına 1000 ünite olacak şekilde ayarlıyorum. Ama optimal hani 50'lere 60'lara çok uzun sürede geliyor. Hani evet. Yani 10 kilo başına 1 ünite gibi verirsek ancak gebeliğin sonunda biz hani ideal değerlere ulaşabiliyoruz. Hani hedefimiz gene evet çok yüksek dozlara getirmek değil ama hani 50'lere 60'lara getirebilirsek gebelerde zaten biz hani optimale ulaştık diye düşünüyoruz. Ama çoğu gebe popülasyonunda maalesef böyle. Hani 6'larda, 5'lerde hani çok ciddi evet. Kritik düzeylerde olan değerler var. Maalesef hekim grubu tarafından hani bu D vitamini önemi hala bilinmiyor. Evet, evet. Ama ne mutlu ki böyle sizin gibi doktorlarınız var. Bakılması yani, yani ne mutlu ki sizin gibi doktorlarınız var. Aslında gebelik nedeniyle biraz daha arttırılması gerekiyor. Normale evet, göre. Evet. Evet. Bu şey. Çünkü peki, iki kişiye yetişmek zorunda. Aynen. Doğru. K2 vitaminin almalarının gebelerinin sakıncası var mı? Yani D3 K2 birlikte damlalardan kullanılabilir mi?
Gebelerde hani alınmasına dair hani alınmaması gerekir diye bir yayın yok. Hani evet, çok kapsamlı evet. çalışma yok ama evet. hani rutinde değil. Hani belli gruba evet D3K2 şeklinde öneriyorum. Özellikle kan sulandırıcı evet. tarzında falan hani bir şey kullanmıyorsa. Bir kısmının çünkü tekrarlayan gebelik kaybı oluyor. Özel bir durum oluyor. Ama böyle evet. özel bir durumu yoksa hani K2 almasına bir sakıncası yok evet. gebelerinde. Ben şöyle gireceğim. K2 vitamini de K vitamini bilinen bir toksik etkisi yok. Yani evet. bir tek bu vitamin için var. K vitamini için var bu iş. Hakikaten öyle. Bakın bu 2014 basımı mesela bir kitaptan benim çok iyi bir biyokimya kitabıdır mesela D vitamini için minimum 700 üst sınırı da 10 bin ünite yazıyor. Bunu işte hı hı. ayırmıyor şeyse. Onun dışında mesela K vitamini için daha 2012'den 2013'ten 500 ile 1000 mikrogram arası. Mikrogram. Evet. Adult dose. Yani bu dediğimiz gibi şimdi kervan yolda düzülüyor. Bu şeyse hani insanlar hakikaten bu konuda birçok kişi birçok bilgi bakir ve çekinerek korkarak şey yapıyor. Yani işte D vitamini olsun şey olsun yani şimdi mesela o hemen işte bağırsaklar işte böbrekler taş düşürecek yok şu olacak bu olacak. Tecrübeyle kazanılıyor maalesef. Çünkü bu bakış evet. açısıyla şey yapmışız. Şimdi bakın gerçekten bu tecrübe deneyimleyince yararlarını ve sonuçlarını insan vazgeçemiyor. Mesela daha böyle temkinli hani optimal değerler veren doktorlarımız var işte 50-70 arası mesela diyorlar falan. Geçen canlı yayında geçen hafta Sultan'la yapıyorken o da çünkü bir şekilde deneyimledi. Ben yüzün altına düşünmüyorum diyor. Çünkü ancak öyle sağlıklı kalabiliyorum diyor. Biz de öyle mesela yüzün altına hatta ben şöyle bir saplama yapayım. Biz yazın D vitamini hiç almıyoruz, takviye almıyoruz. Her gün öğlen usulüne uygun bir şekilde bizim burada terasta güneşleniyoruz. Her gün ama bu hiç kaçırmadan. Yaz sonunda ölçüldüğümüz zaman 110 ile 130 arasında çıkıyor D vitaminimiz. Evet. Yani sadece insan sadece güneşlenerek evet. bile 110-130 aralığını yakalayabiliyorsa. Evet. Mesela biz ne yapıyoruz? Her gün ben sadece 200 mikrogram K2 almaya devam ediyorum yaz sezonunda. Ama D vitamini takviyesi almama gerek kalmıyor zaten. Evet. Çünkü bir kere aldım. O zaman Canan Hoca iğne veriyordu. Böyle işte ayda bir kere iğne yaptırdım. 254 çıktı benim şeyim. Ama bir toksite yaşadım mı? Yaşamadım. Çünkü niye? Yine K2 vitamini alıyordum. Şimdi bu şey hani burun tıkanıklığı sorusu vardı hocam. Siz de görmüşsünüz. Ben o soruyu size bırakmadan önce ben de o konuda kendi deneyimimi aktarmak istiyorum. Çünkü genelde akla gelmiyor şey. Benim de bu sorunum vardı. Yani özellikle gebelik döneminde hiç nefes alamazdım burnumdan. Mukoza iyice de şişerdi. Böyle o yüzden hep doktora gitmiştim mesela. İşte gebelik böyle mukoza daha da şişer falan denmişti. Her neyse. Özellikle de alerjik nedenlerle mesela Datça'da yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'a adım attığım anda burnum tıkanmaya başlıyordu. Hiç nefes alamıyordum falan. Neyse sonra ben bu bağırsak mikrobiyotamı IBS'imi düzeltmeye uğraşırken en büyük kazanımı burnumun bir daha tıkanmamasında sağladım. Şu anda benim hiçbir şekilde İstanbul'da gitsem, nereye gidersem gideyim, tozda da kalsam burnum tıkanmıyor. Ama en büyük kazanım, şey onu söylemek için bunu ben girdim bu deneyimi aktarmaya. Yoğurdu bıraktıktan sonra kazandım. Yani yoğurdu çok sağlıklı bir besin olarak görüyorduk. Ama ne kadar inflamatuar olduğunu süt ürünlerinin bunu bıraktıktan sonra bu mukozamın kendine gelmesiyle anlamış oldum. Genelde akla gelmiyor bu alerjilerde özellikle bu alerjik rinitte falan ama bence ilk bırakılması gereken hani gluten nasıl bırakılmalı? Aynen bu şey de bırakılmalı. Özellikle inek süt ürünleri. Aynen. Bu söylediğinizde ben de mesela biraz şimdi yani ben hastalarıma şunu söylüyorum. Bir insanın olağan şüpheliler var.
Yani evet. Bu sıralama bazen değişebiliyor ama bir kişi bir alerjiyle geldiği zaman ya da diyelim bir otoimmün hastalıkla geldiği zaman, bir romatizmayla, bir döküntüyle, ya mutsuz bir şey, yani adı konmamış bir bedensel mutsuzlukla geldiği zaman, işte bu şeyde, bu mesela sinüzit için. Evet. Önce hani bu işi, bu dengeyi bozan, hani bağırsakları veya işte diyelim ki bozan şeyler. Bir numarada gluten. İki evet. Numarada süt proteini, kazein. Kazein. Üç numarada evet. Soya ürünleri ve işte değişiyor. Kişi ülkeye göre bazen yumurta oluyor, bazen soyalı ürünler oluyor. Evet. İşte kabuklu deniz ürünleri, fındık, fıstık. Bir kere bunlardan olağan şüphe, kim yapabilir bu hırsızlığı? Bu kötülüğü kim yapabilir? İsimler belli, sabıkalı. Sabıkalılardan başlamak lazım. Bir numarada gluten, iki numarada evet. Süt proteini. Evet. Ve insanlara şöyle bir şey. Mesela ben ev yoğurtlarını ve şeyleri bilmiyorum ama hani bu bu şey kitabında mesela işte şeyde mesela laktoz için diyelim yani. Mesela diyelim ki endüstriyel veya işte şeyse yoğurtta mı sütte mi daha fazla laktoz var? Şimdi laktozlu bilemiyorum ama kazein aynı sütle yoğurt. İki şey de yani mesela kazein daha fazla. En bilinenler mesela işte yok şu anlamda söylüyorum doğru bildiğimiz yanlışlar, bazı yoğurtlarda laktoz oranı süte göre daha fazla. Hakikaten evet, hani evet. Bir cümle evet. Var evet inek sütü iyidir ama buzağlar için. Bir tek evet. Şöyle bir tek şu ana kadar hani bu şeyin içinde masum, o da belli bir noktaya kadar, yani özel bir şeyiniz yoksa hani sadece laktoz için eğer doğru bakteriyle yapılırsa, bir tek kefirle ilgili bir şeyler okudum. Onun dışında mesela Joel Fuhrman'dan tutun, yani bu kardiyovasküler sağlık. Evet. Benim önerdiğim veya işte yaptırdığım şeylerden bir tanesi hani karbonhidratlarla birlikte süt ve mandıra ürünlerini kestiriyorum. Çünkü hakikaten orada da çok gereksiz kalori var. Evet. Hem gereksiz evet. Kalori var, hem kazein var, hem laktoz var. Tabii burada alerjiyi yapan laktoz. Evet. Sinüzit meselesine geleyim. Biz tabii olayı sadece bir polen gözüyle bir şeye bakıyoruz ama aslında polenlerle gıda intoleranslarının beraber görülme şansı %65. Yani bir polene alerjiniz varsa bağırsaklarınızda sizinle iyi geçinmeyen yediğiniz şeylerle, bu gluten olabilir, kazein olabilir, başka bir şey olabilir. Hatta çapraz reaksiyonları var. Mesela işte domates, biber, patlıcan gibi nightshades denilen o renkli sebzelerle kimin bir şey var? Huş ağacıyla başka birisinin, zeytin yaprağıyla başka birisinin bilinen çok klasikleşmiş gıda intoleransları var. Yani evet. Olay sadece polen meselesi değil. Polene evet. Bu şeyi duyarlı hale getiren bağırsaklarımız da var. Evet. Kesinlikle. Ben mesela ilk işte karatay diyetiyle başladığımızda ev yoğurdu o kadar fazla öneriyordu ki ben çok fazla sevmememe rağmen her gün yemeye gayret ediyordum ev yoğurdu meğer. Sonra da her şeyden, diyabetten kurtuldum, bir sürü hastalıktan kurtuldum ama IBS'den kurtulamıyorum. O kadar sağlıklı beslendiğimi zannediyorum. Bir türlü kurtulamıyorum. Ekmek yemiyorum, şeker yemiyorum. Neden kurtulamıyorum? Ne zaman ki ben okumaya devam edip yoğurdu bıraktım. Esas ilerleme, yani benim kazanımım ondan sonra oldu. Alerjim konusunda da IBS konusunda da. Aynen, yani bir türlü geçmiyorsa başka bir sebep var. Ve hani bağırsaklara bakmak lazım mutlaka. Evet, kesinlikle. Nihal'cim o kadar çok böyle bize şeylerle, hamilelerle ilgili sorular geliyor ki zamanında. Evet. Ve biz tabii hep topu taça atıyoruz orada. Diyoruz ki daha henüz Türkiye'de IFM sertifikasına sahip... Ama şimdi korkutuyorsun öyle deyince. IFM sertifikası falan istemiyoruz. Yani... Biz hiç istemiyoruz. Sen yeter ki böyle bu şey... Bizim gerçekten ihtiyacı olanı yaşıyoruz. takipçilerine. Zaman zaman böyle seninle de canlı yayın yapalım. Mesela yani... gebelikte beslenme, tamam, işte gebelikte takviyeler falan. Bir canlı yayında öyle yapalım. Tamam, evet yapalım. Seninle yapalım. Tabii ki. Yapabiliriz değil mi? Süper. Harika. Bu çok iyi haber olur.
Şimdi bu şeye de demin Kumadin'e kanslandırıcıya değindik. Aspirin kullananlar, ekoprin kullanıyormuş, aspirin K2 ile birlikte aspirin alınmasının sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Ben bir akut evreyi geçtikten sonra, yani hasta iyileşmesi bir hafta 10 gün veriyorum hastalarıma. Aspirin de kullansa, başka bir madde de kullansa. Sadece tek bir şey var. Yani Kumadin kullananlar. Evet, Kumadin sadece. Ya da Varferin. Sadece onlar. Tamam. Peki onda da sorun varsa, ben o zaman, benim aklıma şu geliyor. Tabii ki o kendi doktorlarından olacak bir şey, ama mesela sen hastana Kumadin mi veriyorsun? Onu değiştirip başka bir işlevde başka bir ilaç verip yanında da K2'yi verdiğin oluyor mu? Yeni oral antikoagülanlar eğer uygunsa hastalar, böyle bunlara NOAC deniyor. Bu faktör 2, 7, 9, 10. Bunlar faktör 2, 7 ve 9 ve 10. faktörler. K vitaminine bağımlı. Şimdi yeni çıkan bir grup ilaç faktör 10A üzerinden NOAC'lar. NOAC'larda kullanabiliyoruz. Yeni tamam. Oral antikoagülanlarda. Yenilerinde evet. Onu NOAC diyebilir hastalar. Evet. Günde bir ya da iki defa alınanı var. Gerçi bu çok dile getirdik ama hani bu COVID salgın sırasında bu tansiyon ilaçlarını bu ACE inhibitörü olan tansiyon ilaçlarını bırakılmasın dendi. Ama istersen bir kere de senden duyalım. Evet. Şöyle, o konu şuradan çıktı. Biliyorsunuz bu virüs anjiyotensin dönüştürücü enzim. Akciğerlerin en bizim oksijenle karbondioksitin yer değişimi yaptığı kısmı örten hücrelerle yapıyor. Evet. Bizim o giriş kapısı anjiyotensin dönüştürücü enzim 2. Yani bazı ilaçlar işte aslında bizim kullandığımız ilaçlar bu enzim üzerinde etkili değil. Ama Lancet'te Ocak ayında bir çalışma çıktı. Daha doğrusu bir çalışma değil, bir hipotez atıldı. Birisi attı ki dedi ki ya bu virüs buradan giriyor. O zaman biz bu ilaçlar da işte bunu arttırabiliyor. O zaman bu ilaçları keselim. Kesinlikle öyle bir şey, bunu destekleyecek başka bir çalışma. Yani bir deli taş attı, 40 akıllı çıkaramadık şu ana kadar. Ben hiçbir hastamda ilacı değiştirmedim. İlla hasta eğer bir panik yap, ben yapamam, bunu değiştirmek istiyorum filan derse, tek bir ilaç kullanıyorsa sadece onu sosyal indikasyon nedeniyle değiştirdim. Ben hiçbir hastama değiştirtmedim ve hiçbir hastam da bu ilacı kullanıyor diye bulaşa veya daha yakalanmadı. Tamam. Şimdi süremiz bitmek üzere geldik. Yani sonuna doğru yaklaştık. Ben şimdi yorumları açtım. Eğer bu yorumlardan bir bakalım. Birisi demiş, K2 mi kolesterol ilacı mı demiş. İkisi farklı. İkisi çok farklı. Birisi yani kolesterol, bakın şöyle şunu bilmesi lazım. Kolesterol ancak bir genetik problem varsa, kolesterolün işlenmesinde bir genetik problem varsa, hücre içine sokulmasında bir problem varsa ya da yaşam tarzımız kötüyse, bu üretilen kolesterolleri biz paslandırıyorsak, bozuyorsak ancak o zaman zararlı olabiliyor. Evet. Yoksa sigara, karbonhidratlı beslenme, tembellik, ağır metaller, birçok şey bu vücutta üretilen. Yani şöyle söyleyeyim size, böyle gereksiz bir madde olsa vücutta her hücreye bu maddeyi üretebilme kabiliyeti verilir miydi? Evet, kesinlikle. Şimdi hep bir yanlış anlaşılmamış, damarlardan bahsettik ya, K2 kolesterol ilacı olarak mı K2 denmiş? Hayır, damardaki kolesterol plaklarını değil, kireç plaklarını için. Yaşlanmayla birlikte gördüğümüz ve en sık gördüğümüz damar tıkanıklıklarından bahsediyoruz. Kireç, damar kireçlenmeleri. Ama bu damar kireçlenmelerinin içine bakın de giriyor, felç de giriyor, kalp krizi de giriyor, böbrek yetmezliği de giriyor, bağırsak tıkanmaları da geliyor. Evet. Bağırsak damarlarının tıkanması. Evet. Yani kolesterol konusunda aslında çok böyle
sert bir şey, işte kesinlikle kolesterol ilacı kullanılmasın gibi bir şey de söylenemiyor anladığım kadarıyla. Çok bireysel olarak bir sürü parametreyi değerlendirip karar veriyorsunuz herhalde. Şöyle, ben o, bu konu üzerine çok düşündüm. Şöyle söyleyebilirim. Şey demek, hiç kimseye kolesterol ilacı vermemek lazım. Genelleme, yani indirgemeci ya da genellemeci olmamak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Kolesterol düşürücü kullanan birçok kişi gereksiz yere kullanıyor. Evet. Onu söyleyebiliriz. Çok güzel. İnce bir ayar var. Yani HDL'si 60-70 olan kadın kolesterolüm yüksek diye geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 100 hastanın 90'ında 95'inde kesiyorum ben ilacı. Gerekçelerini de anlatıyorum. Hocam şimdi aklıma şey geldi. Marmaris'te böyle tahlil yaptırmaya gitmiştik. Biz dedik işte şey kolesterol de şey yapar mısınız? Oraya sadece şey yazdı doktor şimdi bana. Total kolesterol yazdı. Dedim ki sadece total kolesterol yazmayın. Neden dedi, niye şey yapıyorsun? Dedim ki çok yanıltıcı olabilir benim sonucum. Siz dedim, hiçbir şey vermez. HDL ve LDL de yazın dedim. Ve sonuçla önüne gittiğim zaman dedi ki siz de çok haklıymışsınız. Çünkü benim HDL'm her zaman için 100'e yakın çıkar. 95-100 arasında bazen. 95'le 105 arasında bir rakam şey oluyor. Ve bazen bazı tahlillerde LDL'm de referans aralığının altında çıkar. Bazılarında referans aralığına girmiş oluyor. Bu sefer bu HDL yüzünden total kolesterolüm yüksek çıkıyor. Oradaki laboratuvar referans aralığında. Evet. Ben bunu anlatmaya çalıştım. O bana önce bir kızdı. Ama sonucumu görünce haklıymışsınız dedi. Dedim ki siz dedim, sadece total yazsaydınız şimdi bana ne diyecektiniz? Ben size kolesterol ilacı verecektim dedi. Çok daha kötü. Yani işte maalesef bu konuda ilaç endüstrisinin bir şeyi var. Yani farkında olmadığımız kanalizasyon, yani böyle direkt bize şunu yapın bunu yapın demiyor ama gelen bilgi akışı ve şey öyle. Onu bırakın, toplam şey LDL bakılıyor bazen. Toplam kolesterol ve LDL bakılıyor ve sadece olay bir rakama indirgeniyor. Evet. O yani bu şey gibi düşünün, sadece bel çevrenizi alıp bir elbise dikmeye benziyor. Hiç boyunuzu kilonuzu bilmeden bir şeye benziyor. Ben o işte yani bayağı bir artık çok daha emin ve net konuşuyorum. Hakikaten şöyle çok anjiyoda yaptım. Çok böyle şeyse, eğer bir kadında HDL 60'ın üzerindeyse, sigara içmiyorsa, şeker hastası değilse ya da işte diyelim 80'li 90'lı yaşların üzerinde değilse, ben çoğu zaman anjiyonun normal çıkaracağına dair iddiaya giriyorum ve kazanıyorum. HDL 60 bir kadında sigara içmiyorsa, şeker hastası değilse, HDL 60'ın üstünde değilse kalp damarlarında bir problem bulma ihtimali çok düşüyor. Genelde ben bunda şey yapıyorum. Ama bu kişisel tecrübe, bir yayın mı değil. Ama Nihal Hanım hangi hastanede görev yapıyor diye soruyorlar Nihal. Artık herhangi bir hastane değilim. Muayenehanedeyim. 3 senedir, 4 senedir. O da bağımsız. Bağımsız. O, tamam. Hangi hastanede isterse orada mı doğum yapıyorsun? Evet. Hangi hastanede isterse. Hani birkaç tane alternatif var İzmir içinde. Onlara gidiyorum. Tamam. Evet, sorulardan bu. Peki yaptırdığın doğumların yüzde kaçı sezaryen, yüzde kaçı doğal doğum? Büyük çoğunluğu normal doğum. Aslında normal. Biraz daha böyle keşkesiz doğum. Hani ben birazcık daha bir doğal doğumdan da ziyade keşkesiz doğumla ilgileniyorum daha çok. Yani annenin böyle birazcık daha hayalindeki hani doğum olsun diye çaba sarf ediyorum. Çok güzel. Harika. Harika. Biz biliyoruz bazı toplantılarımıza sırf o doğumlar nedeniyle katılamıyorsunuz. Katılamıyorum. Evet. Biraz normal doğumcu olduğum için hani işte evet, o zaman düşünüyorum maalesef. Evet. Zor bir meslek aslında. Çok zor bir meslek. Zülfikar Hoca da muayenehanede çalışıyor. Zülfikar Hoca'nın hangi İzmir'de, Nihal Hanım da, Zülfikar Hocam da İzmir'de muayenehanede çalışıyorlar. Nihal Hanım'dan söz aldık. Çok yakında tekrar böyle bir canlı yayın yapacağız. Yine böyle birlikte yaparız. Yanımda yine birlikte yaparız. Zülfikar Hocam'a otururuz. Zülfikar Hocam şeyle ilgili, bu takviyelerle ilgili diyorlar ki biraz daha konuşalım. Ama işte süremiz bitmek üzere. Biraz sonra kendiliğinden kapatabilir. Instagram biz, bir saat izin veriyor. Kapatırsa biz, şimdiden teşekkürümüzü yapalım. Şimdiden teşekkür edelim.
son da saniye kapatana kadar yayınımızı yine açık tutarız. Tamam. Evet, takviyelerin birbirleriyle etkileşimini sormuşlardı ama yani o bireysel bir şey. İsterseniz yani o konuyla ilgili ben bir şeyler şey yapmıştım. Hazırlamıştım ama geniş bir konu. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ilaç şöyle söyleyeyim. Bir kere şunu göstermek istiyorum. Bir takviye olay önce bir beslenme. Yani diyelim ki bir beslenme ve yaşam tarzı. Takviye bir şey yapıyor tek başına. Evet. Bravo. Takviye bakın şu şeyin şeklin ismi vitaminlerin konseri. Evet. Yani bir şeker molekülü, bir glikojenden bir şeye enerji elde edilinceye kadar piridoksal 5 fosfat, işte vitamin B5, işte folik asit, işte magnezyum, işte buradan başka bir şey giriyor. Koenzim A giriyor, B12 giriyor. Yani bir şey olay bir orkestrasyon işi ve evet. Birinci şart bunu doğu şeyse hani biz oraya ya da siz oraya yazıyorsunuz beslenme yanlışsa ilacın yararı yok. İlacın da yararı yok, takviyenin de yararı yok. Hiçbir yararı yok. Biz bu şeyse takviyeleri seçerken önce doğru beslenme, doğru yaşama ama yaşın getirdiği, üstüne yaşın getirdiği belli veya hassas gruplar var. Gebeler, çocuklar, büyüme çağında olanlar, 55 yaşın işte menopoz sonrası olanlar, bunlara uygun eksilmekte olanları takviye etmekten bahsediyoruz. Evet. Bir ilacın yerine bir vitamin koymak değil mesele. Evet. Burada amacımız hiç ilaç içmeden yaşayabilir amacımız olmak. Ve minimumuyla yaşamak. Yani ama mesela D vitaminini 40. paralelin üstünde kuzeyinde kalanlar mecbur kullanıyor. Bunu ben de söylüyorum, Amerikalısı da söylüyor. Evet. Onun dışında tabii. Onun dışında K vitamini evet yani yeşilliklerden aldığımız tamam evet kutulaşma ama bizim aradığımız başka bir şey. Mesela kalp damarları tıkanında mutlaka daha uzun etkili K2'yi kullandırtıyorum ben risk olur. Ama 18 yaşında 17 yaşında işte ne bileyim mesela herkesin şöyle söyleyeyim 35 yaşın üstünde bütün bu fonksiyonel tıpta tam bir fikir birliği yok biliyorsunuz ama herkesin fikir birliği yaptığı Mark Hyman başta birkaç tane şey var. Birisi D vitamini. Evet. Birisi magnezyum. Evet. Birisi omega 3, 35 yaşın üstünü diyorum. Coenzim Q, K2. Evet. Bu fikir yani birliği. Bu fikir birliği olan hani D vitamini, K vitamini, magnezyum, omega 3 bunlar da fikir birliği. 35 yaşın üstünde. Ama 12 yaşına gelin demiyor illa bunu şey yapın diye. Tabii ki. Ama yaşam tarzı ve kişisel. Ama hani genele vurduğunuz zaman şey yapıyor. Yani olay takviyelere ben böyle bakıyorum bir şey gözüyle dediğim gibi mesela işte bir şey geliyor hasta geliyor gerçekten oldu bu hasta işte 75 yaşında 74 yaşında bir adam bu sene dedi gripten nezleden kurtulamadım çinko baktırdım çinko düşük yani bakmazsanız hakikaten haberiniz olmuyor yani bu şeyde çinkoyu verdik ondan sonra bir daha olmadı bu iş yani bu bir kitaplarda yazan şeyler yani fonksiyonel tıpla ilgili mesela bu size gösterdiğim harika bir kitap. Harika anlatıyor metabolizmayı ama klasik tıp her şeyin yolunda gittiğini kabul ediyor. Evet. Halbuki öyle değil. Her şey yolunda gitmiyor. En ufak orada bir şeyse ayağınıza takılan bir çapak ya da şey nasıl moralinizi bozuyor böyle ayağınızı yürüyüşünüzü değiştiriyorsa metabolizmada bir takılma sistemi tamamen kilitleyebiliyor. Evet. Şimdi soruyorlar hangi magnezyum diye. Valla ben şimdi şöyle soruyorum. Mesela diyorum ki aslında da burada da doğanın bize sunduğu gibi bir kokteyl vermek lazım. Ki ürünleri veya işte takviyeler hani biz sizle birlikte danışmanlık verirken hani ne olsun filan. Ama mesela mesela ben diyorum ki işte sitrik asit mesela enerji biraz daha çok veriyor. Onun dışında glisinat tuzu, organik tuz olacak bir kere onu söyleyeyim. Yani piyasada ucuza bulunan tuzlar, oksit tuzu, sülfat tuzu değil, organik tuz. Organik olmasının sebebi
emilimini sar. Biz bundan faydalanmaya çalışıyoruz. Bunun da emilim sorunu var. Evet. Glisinat, sitrat, malat kişiye göre değişiyor. Ben onu şey yapıyorum. Uyku istiyorsam, sedasyon istiyorsam glisinat öneriyorum. Evet. Tamam. Ve onun dışında dediğim gibi hastaya göre de değişiyor. Kimi hasta iki tableti yutabiliyor, kimisi yutamıyor. Şey de söyleyeyim, illa tablet olarak yutmanın da bir gereği yok. Ezerek de içilebilir. Çünkü o konu bana da çok şey geliyor o konuda. Doğru. Evet. Çünkü hocam o da şöyle, hep bugüne kadar alışılmış böyle küçük küçük, hep böyle elementel olmayan yani içinde ne kadar küçücük elementel şeylerle küçücük küçücük şeyler yapılmış. Halbuki o etkili elementel dozu alabilmek için ister istemez kapsül büyüyor. Yani tablet büyüdü. Tablet bir de mide asidi de lazım. Yani mide anti ve işte mide asidi ve bağırsakları haşat etmemek lazım. Yoksa bağırsaklarınız ve mideniz sağlam değilse hiçbir işe yaramıyor. Yani yarıyor da yine onun faydasını da görmeyeceksiniz. Yani bu sefer hakikaten şeyse bağırsaklarımıza da iyi bakmak gerekiyor. Yani olayı yine döndürüyorum. Sadece takviye kullanmak değil, kendimize iyi bakmak, sağlıklı beslenmekten hatta geçiyor. Hatta magnezyum molekülü ne kadar... Mesela bir karbonhidrat molekülünü metabolize etmek için 50 küsur magnezyum molekülü kullanılıyor. Peki o zaman ben de hemen burada ekliyorum. Diyorum ki sen ekmek yiyorsan istediğin kadar magnezyum ye. Magnezyumu al. Senin yükselmeyecek. Magnezyumu yükselmeyecek. Magnezyumun düşükse D vitaminin yükselmeyecek. Evet. Bu bir zincir. Zaten hani belli bir D vitamini yükselmiyorsa ya magnezyum eksik ya başka bir sıkıntı var. Beslenmesi bozuk her tabii şey. Tabii beslenme bozuk. Yani şöyle söyleyeyim. Lifi çok az aldığınız zaman mesela o lif bağırsakların harekete geçmesi için gerekiyor. Mesela ben sindirim sisteminin çalışmasını anlatsam muhteşem bir çalışma sistemi var. Yani mide mesela 1-2 asitlik derecesinde hemen 1 santim pilordan sonrası baz hale geliyor. Şöyle kaliteli o kuvvetli mide asidi mesela hep mide koruyucu, sanki midenin korunmaya ihtiyacı var gibi böyle şey yapıyor. Ben o cümleye takılıyorum. Mide asidi antimikrobik ve bu işleri bizim için hazırlıyor. Yani proteini amino asite neredeyse kadar dönüştürüyor. Karbonhidratlara çok şey yapmıyor, karışmıyor ama proteinleri parçalıyor. Şöyle söyleyeyim, karbonhidrat konusunda tekrar ikisi de enerji veriyor. Mesela bu kitapta mesela bunu öneriyor, işte eski klasik öneriyi sunuyor yine karbonhidrat tabanlı ama şöyle de bir cümle, bir paragraf onu çekip size atacaktım. İstirahat anında bizim enerjimizin tamamı %60'ı 70'i yağlardan sentezleniyor, yağlardan elde ediliyor. Ve bir özellik var, protein de enerji veriyor, karbonhidrat da enerji veriyor. Yağ da enerji veriyor. Ama protein ve karbonhidratı arttırdığınız zaman özellikle karbonhidratta vücut bunu yakabilmek için ekstra bir çaba harcıyor. Yani gereksiz yere sizin eve odun girdiği zaman sobanızı gereksiz yere yakmanız, kullanmanız gibi. Kaloriferi boşuna yakmanız gibi. Evet. Ama yağda böyle bir şey yok. Yağ fazlası gidiyor depoya, zor zamanlarda kullanılmak üzere depolanıyor. Proteinle karbonhidratın böyle bir özelliği. Onları abarttığınız zaman metabolizmanız şeyse ve tabii ki yani bir sobayı ne kadar kullanırsanız o kadar boruların ya da şeyin paslanması o kadar fazla oluyor. Şeker paslandırıcı bir malzeme. Evet. Uğur biraz önce bir soru geldi. Hemen onu eğer yayın kesilmezse cevaplamış olayım. Bu sınavlara hazırlanırken hangi tür takviyeler almam gerekir diye sormuşlardı. Doktor Uğur Yavuzcan'ın hesabında o konuyla ilgili ayrıntılı bilgi var. Oradan bakabilirsiniz. Reflü ile ilgili bir soru ben vardı. Ben şöyle bir cümle kullanacağım. Özellikle şeyi söyleyeyim. Uğur'un çok güzel paylaşımı var bu konuda. Mesela bir fonksiyonel şöyle
Yani mesela o adrenalin, noradrenalin, dopamin gibi, melatonin gibi, serotonin gibi bizim beynimizin haberleşmesini sağlayan maddeler var ya. Folik asit, B12, evet. B6, C vitamini, magnezyum bunlara ihtiyaç duyuyor. Ve zihinsel aktiviteniz arttıkça mesela bunun çalışması yapılsa bence bu şeyse mesela üniversite sınavına hazırlanan çocukların B vitaminleri ben birkaç tane böyle gördüm. Sınavı hazırlanmaya başlarken burada, sınava doğru burada. Çünkü kullanılıyor bu malzeme. Evet. Bunlar evet. Koenzim yani iş yapıyor. Sizin evdeki diğer malzemeler gibi özellikle B12 folik asitten başlamalarını ben tavsiye ediyorum. B12 dışı, folik asit, omega 3, B6, C vitamini. Ama mesela şey denemesi bedava. Baksınlar şeyden önce sınav çalışmasına başlamadan önce B12'ye baksınlar. Bir de sınava çalış birkaç ay sonra. Çünkü o nörotransmitter yani buzun buradaki malzemelerin evet. işlemesi için B12 kullanılıyor. Harcanan bir şey. Evet. B12 ile ilgili bir soru gelmişti. Ben onu okuyayım. Uzun bir soru. Bu vakit kalırsa ona girmiş oluruz. Valla bize geldi. Instagram torpil geçti herhalde. Yani, yani süreyi neredeyse... çok alıştık ama bunun vücudun B12 ve omega 3'e tepki veriyor. Karın ağrısı, titreme, soğuk terleme, cinnet geçirecekmişim gibi psikolojiye sokuyor. En dayanılmaz olanı da bu sinir krizi geçirecek derece bir reaksiyondan söz ediyorum. Bunun kullandığım B12'lerden kaynaklı olduğunu çok sonradan fark ettim tabii ki. B12 olarak Dodex ampul ve bazı kompleks B vitamin haplarını kullanmıştım. O kadar kötü etkileniyorum ki şu an kullanmaya korkuyorum. Bütüncül tıp eğitimi alan doktorlardan biriyle mailde danışmıştım. Bana metilasyon bozukluğu açısından değerlendirilmek gerektiğini yazmıştı. Başka şehirde olduğundan gidememiştim. Metilasyon bozukluğu başka hangi problemlere yol açar? Kronik yorgunluğun ve depresif durumun bununla ilgili olabilir mi? Ayrıca kronik demir eksikliği sorunum da var. Sizce hangi B vitamini formunu kullanmalıyım diye upuzun bir soru. B12 eksikliği bu yorgunluk da depresif durum da yapar yani değil mi? Evet evet şöyle bir şey var yani bu bir kere şöyle söyleyeyim her mesela ben her takviyeden ya ne alsam bana yan etki yapıyor dediği zaman bir kişi akla hemen disbiyozis gelmesi gerekiyor. Bağırsaklarla ilgili bir sorun birinci sorun en çok o. Yani evet. Her şey bana yan etki yapıyor. O zaman senin evet. bağırsakların buzu yani şey gibi evet. hani temelin fıkrası var ya böyle her yerim ağrıyor. Buraya dokunuyorum ağrıyor, buraya dokunuyorum ağrıyor. Bir kere o ağrıyan yer bağırsak. İkincisi eğer orada gerçekten ki %90'ında bir konstipasyon var benim böyle birkaç tane hastam. Bağırsaklarda ya mikroplarında bir problem var ya bağırsağın duvarları geçirgenliği bozulmuş. Evet. Metilasyon dediğimiz şey yani bu bağırsaklardan emilen şeylerin karaciğerde ve işte hücrelerimizde evet. işlenme şekli. Eğer bu hücrenin işlenme şeklinde bir sorun varsa işte bu genetik bir anormallik oluyor. Onu da idrarda organik asit testleri var. Metilasyon testi diye biliniyor ama idrarda organik asit testi. Yani bu hastanın bağırsaklarında kandida mı ürüyor? Geçirgenliği mi artmış? Yoksa belli bir yerde folik asidi mi kullanamıyor? B12'yi mi kullanamıyor? Bir madde fazla mı? Bir başka madde eksik mi? Enzim mi üretemiyor? Bunun çalışması yapılması gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu işin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönü de var. Evet. Yani genelde bu tür hastalar çok daha titiz, daha başka evet. konuları sıkıntı eden, her şeyi kafasına takan evet. şeyler var. Olay sadece bir biyoloji değil, psikoloji de önemli. Bağırsaklarla ilgili şöyle söyleyeyim, yediğimiz lokmanın sindirilmesi işi bilinçsiz oluyor ama iki şey bağırsaklarda sindirimi düzenliyor. Birisi endokrin sistem kendine çalışan, kendi otokrin yani bağırsağın ve diğer şeylerin sağladığı hormonlar. Diğeri de sinir sistemi. Bu ikisinin uyumuyla çalışıyor. Evet. Bunlarda bir sorun evet. varsa ama metilasyon bozukluğu hemen böyle şak diye denmez. Ama önce bağırsaklar. Evet. Şimdi hocam, şimdi çok güzel bir noktada artık bitiş yapabiliyoruz. Siz hatırlattığınız psikoloji de önemli dediniz. Bizim bu pazar psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu'yla
bir yayınımız olacak. Akademisyen kendisi. Bu konularda da özellikle stres yönetimi, travma yönetimi konularında çok çalışmaları var. Pazar günkü yayınımızı saat kaçırmayın. Saat 16'da, 4'te pazar günü böyle bir yayınımız olacak. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Aslında böyle teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Yayınlar. Çok hazırlık yapmıştık böyle ama bir dahaki başka şey programlara merak etmesinler. Ben çok soru gördüm orada. Sizin gitar çalmanızı çok merak ediyoruz. Aslında keşke şöyle bir çünkü doktorlar sadece hastanede beyaz önlüklü değil. Yani sizin bir de ay, öyle de bir yanı var da tam tersine doktorların arada sırada da doktor çıkıyor diye tıbbiyenin arada sırada da doktor çıkıyor diyorlar ya, bir sürü sanatla uğraşan oluyor. Şey yaparız inşallah yani onu inşallah. Yani bu geç şey olmasa, kalma olmasaydı onu da planlamıştım açıkçası. Şey yaparız ama. Aslında şu anda isterseniz böyle bir kapanışı şeyle yapalım hocam. Şöyle bir müzikle yapalım. Çünkü bir şekilde Instagram izin verdi bize. Nasıl olduysa oldu. Nasıl oldu böyle? Ben de bilmiyorum. Sizin normalde Instagram'ın sahibini tanıyorum da oradan bu şey yapmışım. Yani ben böyle 1000 kişinin önünde çalmamıştım ama bir şeyler yapayım bakayım inşallah ses gelir. Vallahi hocam. Evet, bu da kapanışımız yani olsun. Güzel bir şekilde kapatmış oluruz. Ben de böyle bir basit, bana da basit gelen bir şey çalayım size o zaman. Tamam hocam, tamam. Nasıl arzu ederseniz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz sabrınız için. Görüşmek üzere.